Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, yine bir yayında sizlerle beraberiz. Ee, bu yayında Sarıkamış Harekatı'nı e, sizlere anlatmak istiyorum. E, tarihin görmüş olduğu en e, acı verici e, askeri operasyonlardan bir tanesini biz Sarıkamış'ta e, yaşadık e, ve gördük. E, Osmanlı Devleti'nin çok acılarla dolu e, yapmış olduğu hareketlerden ve savaşlardan bir tanesidir. Tabi bundan önce Birinci Dünya Savaşı'na <laughs> gitmek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda e, özellikle Enver Talat ve Cemal Paşa'nın başını çektiği İttihat ettiği terakki cemiyetinin savaşa e, Osmanlı Devleti'ni sokması ondan önce Abdülhamit Han'ı e, devirmeleri ve devlet yönetimini ele geçirmeleri ve akabinde Birinci Dünya Savaşı'na beraber e, farklı cephelerde Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması e, özellikle Sarıkamış bölgesinin ve hatta Sarıkamış hattının Kafkas cephesinin açılmasının sebebi Almanların özellikle Rusları güneyden meşgul edecek ve kuzeydeki yükün hafifletmesi için Osmanlı Devleti'ne başvuruda, başvuruda bulunuyor ve akabinde Sarıkamış harekatı ve o cephe, taarruz cephesi açılıyor. Tabi bu Enver Paşa'nın yönetimi devralması, genelkurmay başkanı olması daha çok genç yaşlarda, 30 yaşlarında genelkurmay başkanı oluyor. Tabi Enver Paşa'nın talihini değiştiren olay saraya damat olmasıyla beraber başlıyor. Naciye Sultan'la evleniyor ve bu evlilikle beraber ta yarbayken hemen genel kurma başkanına 21 gün içerisinde geçiş yapıyor. Ve özellikle Enver Paşa bu cepheyi açmadan önce o bölgede sahada görev yapan, yıllarını orduda geçirmiş olan komutanlardan bilgi istiyor ve Şerafettin Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve e, özellikle Hakkı ha, e, şey e, Hasanizet Paşadan 3. ordu komutanından rapor istiyor ve bu raporlar olumsuz geliyor. Kışın harekatın yapılmaması gerektiği, baharı beklenilmesi gerektiği ilgili raporlar geliyor ama burası e, şey buna e, tabi Enver Paşa çok sinirleniyor çünkü Almanlarla anlaşma yapılmış. Hatta Almanlar bu cephenin açılması karşılığında 100.000 bin kişi donatacak e, elbise, kışlık elbise işte şapkasıdır, pantolonudur, işte botudur vesaire ayarladığını söylüyor. Ve hatta bu gemiler de geliyor ama Ruslar bunu istihbaratına alıyor ve 3 gemiyi batırıyor. Bu gemilerin batmasıyla beraber Sarıkamış operasyonunun bir bölümü akamete uğruyor. Ve burada Enver Paşa'nın eli zayıflıyor. Ama Enver Paşa trene atlayıp hızlı bir şekilde o bölgeye gidiyor. Ve o bölgede kendisine karşı çıkan... Hasan İzzet Paşa'yı ve diğer komutanlarını komutanların e, görevden almasına e, sebep oluyor ve hatta e, emrini veriyor. Hasan İzzet Paşa hatta böyle bir operasyonun çok büyük bir e, acıya sebep olacağı ve büyük sıkıntıları doğuracağı ile ilgili sözlerine karşı Enver Paşa eğer sen benim komutanım olmasaydın seni şuracıkta asardım şeklindeki sözlerine karşılık Hasan İzzet Paşa istifasını veriyor. Ve sıralı olarak orada istifa eden insanlar e, bulunuyor şey, ordu komutanları işte yarbaydır albaydır vesaire ama akabinde onların yerine e, batıda yetişmiş tam, tam olarak orduyu bilmeyen sahada ç, e, çatışmalara katılmamış ve hani derler ya o barut kokusunu almamış e, birçok savaşta bulunmamış o salonda yetişmiş askerler e, Enver Paşa'ya gerekli e, hazırlıkları yapılabileceği ve sarı Kamuş'ta başarılı olabileceğiyle ilgili bilgiler veriyorlar raporlar veriyorlar ve bunu akab akabinde bunlar hızlı bir şekilde orduda işte üst rütbelere geçişler yapıyorlar İşte yarbaydır işte kolordu komutanıdır tümen komutanı gibi bunlardan bir tanesi de akrabası olan eniştesi olan yarbay hakkı hafızdır yarbay hakkı hafız orada hemen bir kolordunun komutanlığına geçiyor ve gerekli hazırlıklar yapılmadan o kışın ortasında Aralık ayında başlıyor bu harekat. Ve bu Aralık ayında yapılan bu harekatla beraber 9, 10, 11. kol ordular farklı bölgelerden işte iki tanesi Soğanlı Dağı'ndan diğeri alttan Kars'a doğru hareket ederek hem Sarıkamış bölgesini hem Kars'ı alarak ve akabinleri Erzurum'a doğru bir yay çizerek o bölgeden Rusları temizlemek istiyorlar ve kuzeyde Almanlarla savaşan Ruslar aşağıda meşgul etmek için harekata girişiyorlar. Ama bu harekat çok acılarla dolu. Bazı tarihçiler 60 65 bin civarında bir şehidin olduğu ile ilgili. burada hem fikirler. Yani 90 binli rakamların çok büyük rakamlar ile ilgili genel bir kanı var. Ama burada 23 bin tane askerin Ruslar tarafından defnedildiği 20.000 bin tanesinin hastalık işte tifüstür ve farklı hastalıklarla vefat ettiği ve 10.000 tanesinin işte esir 7 bin tanesinin esir alındığı işte 11 ta 10 bin tanesinin de sayısında da işte bu donarak vefatların gerçekleştiği söylenmekte. İşte tabi farklı farklı rakamlar var ama burada yaşanan acı net ortadadır çünkü Yüzlerce askerin gerekli hazırlık yapılmadan ve kış şartlarına uyumsal şey uygun e, malzemelerin olmamasına rağmen harika emirin verilmesi ve burada e, yüzlerce binlerce askerimizin şehadet mertebesine yükselmesi var. Tabii buradan e, ana nokta şu liyakatsiz ve beceriksiz insanların yönetime getirilmesi ve ordu sistemine dahil olması ile beraber bu acının yaşandığı ile ilgili hem fikiriz. Hatta böyle bir acı ki Enver'in harekat bölgesinde çok soğuktan buzları bolup dolma noktasına geldiği ve hatta yandaki yaverlerin atı keserek Enver'i ya atın içini boşaltarak Enver'i içine yatırdıklarıyla ilgili de hatta yaşanan hadiseler var. Hatta o derece ki Enver Paşa ee, yani yemek bulamıyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Askerlerden gidip peksimetlerin alındı. Onlarla karnlarını doyurmaya çalıştıklarıyla ilgili de e, farklı farklı e, yazan tarihlerde e, hadiseler gerçekleşmiştir. Ama bu yaş yanan acı, bu felaket, bu soğukta, karda, yani gece eksi 40, gündüz eksi 20, o dağlarda askerlerimizin yönlerini kaybetmesi, hatta 9'da 11. kolordunun Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3-4 saat birbirini tanımayarak çatışması ve orada 4 bin tane askerimizin şehit olması gibi olaylar birbirini kovalıyor. Hatta askerlerimizin bir yani şehit olan askerlerimizin gözlerinin kargalar tarafından oyulduğu hatta donma vaziyette olan askerlerimizin bir kısmının donanların ve hatta yarı donmuş olanların işte kurtlar tarafından alıp götürülmeye çalışıldığı hatta askerlerimizin donmaktan kurtulmak için ağaçlara çıktığıyla ilgili korunmak için bir sürü yaşanan elim ve dramatik olaylar vardır burada. Ve tabi burada Enver Paşa bu yaşanan ağır yenilgiden sonra Meclis-i Mebusan'a gidiyor. Tabi Meclis-i Mebusan'da çok büyük şiddetli eleştirilerle karşılaşıyor. Ama Enver Paşa'nın orada söylediği ya bunlar zaten 20'sinde de 70'sinde de vefat edeceklerdi, öleceklerdi. 20'sinde vefat ettiler şeklindeki sözü çok çok incitici büyük eleştirileri toplamıştır. Ve büyük kızgınlıklara neden olmuştur. Tabi burada yani Enver Paşa'nın bu harekat sırasında vasiyetini doldurduğu hatta bizim bu mücadelemiz vatanımız dinimiz ve padişahımız içindir şeklindeki vasiyeti de e, bilinmektedir. Ama burada kahraman Mehmetçiye hiç kimse bir şey söyleyemez. Biz üst kademeleri eleştiririz. Tabi onlarla ilgili eleştirimizleri eleştirilerimizi dile getiririz ama bu yani şurada hem fikriz ki o kahraman ordu vazifesini tam yapmıştır ve yerine getirmiştir ve bizim bak, 100 yıl geçmesine rağmen bizim halen sevgimizi, muhabbetimize hasıl olmuşlardır. Burada söylenecek son sözler, e, ta Hicaz'dan, Yemen'den, Sina'dan, Irak cephesinden e, artı 40, artı 50 derecelerden çıkıp eksi 20, eksi 30 derece, derecelere kadar olan bir hava sıcaklığında e, operasyona kalkışan ve e, kahraman kahramanlık e, destanı yazan bu aziz şehitlerimizden. Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların aziz ruhu inşallah cennetle mükafatlandırılmıştır. Allah'a emanet olunuz. Tekrar başka bir programda görüşmek dileğiyle.